Merhaba. Berkay'ın gönderdiği bir soru vardı. O soruyu genelde öğrencilerin takıldığı bir soru olduğu için burada çözmeye karar verdim. Karaciğerle ilgili bir soru. Şimdi tokluk durumunda karbonhidratla beslenmiş birinin kapı toplar, karaciğer üstü toplar, karaciğer atar damarlarındaki glikoz yoğunlukları soruluyor. Yemek yedikten sonra besinler sindirim sisteminde monomer hale gelir. Glikoz kan yoluyla kapı toplar damarına gelmektedir. Kapı toplar damarı ile karaciğere geldi. Karaciğerin görevleri arasında glikojen depolamak var. Sindirim sisteminden gelen fazla glikozu glikojen olarak depolar. Şimdi şöyle düşünelim. Sindirim sisteminden gelen glikozları burada 3 tane glikoz gibi düşünelim. Buraya geldiğimiz zaman glikozlar glikojen oldu ve böylece kanın yoğunluğunu ayarlamaya da çalışıyor karaciğer. Eğer depolanmamış olsaydı sindirim sisteminden gelen bu glikozlar kanı çok yoğun yapar. Reçel gibi kıvamlı hale getirirdi. Bu yoğunluk tabii hücrelerin ozmotik basıncını, kanın ozmotik basıncında problem yaratacaktı. Şimdi bakıyoruz. Buradaki depolamadan dolayı şuraya geçen kandaki glikozu da böyle düşünelim. Görüyoruz şimdi 3 tane geldiyse 2 tane kalmış gibi düşünelim. Karaciğer üstü toplar damarında o zaman kapı toplar damarına göre glikoz yoğunluğu azalmakta. Şimdi buraya baktığımız zaman alt bölgeden, böbreklerden ve bacaklardan gelen toplar damarlardaki kanla birleşmekte karaciğer üstü toplar damarı ve glikoz yoğunluğu burada azalmaktadır. Şimdi buraya geldiğimiz zaman sağ kulakçık, sağ karıncıktayız. Kalbin sağından soluna hatırlıyorsak küçük dolaşımla geçiliyordu. Akciğer üzerinden geçeceğiz. Akciğer atar damarıyla akciğere. Akciğer canlı bir organizma. Hücreler, yaşaması, beslenmesi lazım. Tabii akciğerin görevi kandaki karbondioksiti atıp yerine oksijeni vermek. Fakat kendi canlı olduğu için beslenmesi de gerekiyor. O yüzden kandan kendisine glikoz alıyor. O yüzden akciğerden geçen kanın glikoz yoğunluğu azalır. Akciğer toplar damarı ile sol kulakçığa geldik. O zaman sol ve sağa baktığımızda, yani sağ ve solun glikoz yoğunluğuna baktığımızda solda daha az olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü akciğeri besleyerek geldik. Şimdi buradan sol karıncıktan vücuda doğru gidiyoruz ve karaciğer atar damarına geliyoruz. Bu durumda azalarak geldiğini düşünürsek şöyle yapabiliriz. Bu durumda ne oldu? Kapı toplar en fazla, karaciğer üstü toplar damarı, ondan sonra en az da karaciğer atar damarında bulunmaktadır. Bu, o yüzden sıralama yapacak olursak 2, 3, 1 deriz. Şimdi ikinci durumunu açıklayacağım. Açlık durumu var. Aç olduğumuz zaman sindirim sisteminden besin gelmiyor demektir. O zaman depolamış olduğumuz glikojenleri glikoza çevireceğiz ve bütün vücuda dağıtacağız anlamındadır. Şimdi bu durumda ne oluyor? Şimdi şunları bir silelim. Artık durum değişti. Farklı olacak. Şöyle yapalım. Tokluk durumundakinden daha farklı olduğunu, buradaki glikozun açlık durumunda arttığını, bu sefer 3 tane böyle yapalım. Daha yoğun olarak geldi. Sonra vücuda karışarak yine alttakiyle yoğunluğunu azaltarak geldi. Yine akciğeri besledi, geri geldi ve vücuda doğru gidiyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. İki tane olduğunu düşünelim. Yoğunluk olarak. Buraya da iki tane, şuraya da iki tane yazalım. Şimdi bu durumda ne oldu? Karaciğer atar damarındaki glikoz yoğunluğu karaciğer üstü toplar damarından daha az. Fakat şimdi burada da sindirim sistemi hücrelerini beslememiz gerekiyor. O yüzden açlık durumunda sindirim sisteminde besin olmadığı için oradaki hücreleri de besleyebilmemiz için buradan gelen glikozla besleriz. O yüzden buradaki glikoz daha da azalır. Şimdi bu durumu sıralarsak açlık durumunda en fazla 3, yani karaciğer üstü toplar, sonra karaciğer atar, en az da kapı toplar damarında olur. Kapı toplar damarında olmasının nedeni sindirim sistemini beslemek için içindeki glikozların kullanılmasıdır. Evet, bu soru tipimiz böyle. Diğer sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.